koydunuz mu kardeşinizi, abinizi hapise? Ha? Ana Allah'ını seversen bir dur. Bir dur hemen başlamadı ha. Zaten elimiz ayağımız boşalmış. Asiye nereydi? Acım. Sen bir yukarıya bakıver ha. Asiye'm ne yapayım? Tahir hapse girdi. Nefesi kaçırıp göçürme işleri sağa kaldı. Öyle mi Mustafa? Ana seni anlam ayrım. Seni gerçekten anlam ayrım. Biriniz anlamaysınız. Ha? Ne oldu? Ne oldu nefes ha? Geldin mi? Geldin mi? Ha? Bu Allah geldin mi? Ana bağırma ana. Bağıracağım. Bas bas bağıracağım. O sağır kulaklarınız işitene kadar. Tamam ana bağır. Dediğin gibi bas bas bağır. Peki bu bağırmaların abimizi hapisten çıkaracak mı? Ben abiniz içeriden çıksın diye bağırmayayım. O kadın evimizden gitsin diye bağırıyorum. Duysaydınız. Hak verseydiniz. Abiniz şimdi içeride olmayacak. Yalan mı? Nefes yengeme saldırmak için her seferinde fırsat kollaysın ya ana. Al sana güzel bir koz işte. Bunlar oğlu hapiste olan bir ananın lafları değil. Sen analık hakkında ne biliyorsun? Ha? Bir analık hakkında ders vermediğiniz kalmıştı. Yengem, öyle mi? Yengem değilsin. Senin yengen Asiye, nefes değil Asiye. Elimizde, çiçeğimizde, çikolatamızla gidip Osman Hoca'dan Allah'ın emriyle istediğimiz kız senin yengen. Teliyle, duayla bu kapıdan giren, kucağımıza bir kız, bir oğlan çocuğu kundaklayıp veren Asiye senin yengen. Her dakika didiştiğin Asiye'ye de sahip çıktın yani. Vay anam vay! Biz ana kız, ister itişiriz, ister barışırız. Ama o kadınla ne itişirim, ne barışırım. Bir kere de söyledim, yetmedi 10.000 kere söyledim. Allah yardımcısı olsun, yolunu açık olsun. Hakkında hayırlısı nefsine olsun. Benim oğlum katil oldu. Henüz olmadı ana, o it yaşayın. Şükür. En azından katil olmadı yani. İyi. Güzel. Ama sonra, ha? Sonra 10 yıl, 15 yıl. Sonrasını deyin bana. O herif ayaklanacak. Belki bu sefer topumuzu yakar uykudayken. Uyanıp gece yarısı bakarız, her yer alev alev. Olsun canım, yengemizin canı cihazına. Ha? Söylesene Mustafa. Hadi olma. Çok şükür o it ölmedi. Ama o herif bunun altında kalır. Evimizi başımıza yıkmaz mı? Dört bir yanımızı ateşe vermez mi? Versin. Versin bak gör o zaman ben ne yapacağım. O zaman sen olursun. Yani katil olmadı. Sen olursun, hapse girersin. Oğlunu parmaklıkların ardından seversin. O iter onun dönüğü. Ölse bir dert, yaşasa bir dert. Ana, bak, ben, ha bu yangazlar, kardeşimize söz verdim ana. Bizde söz nedir? En çok sen bilirsin ha.
laf ağızdan bir kere çıkar. Biz elimizi, gölgemizi nefesten de, yiğitten de eksik koymayacağız. Nefes bizim bacımızdır ana. Ve senden bir tek şey istiyorum ya. Bir tane. Susmani ana, susmani. Hepsi bu. Allah aşkına ana. Ya istiyorsan görmezden gel. İstiyorsan o yokmuş gibi davran. Ama kurban olayım bir sus ana be. Hala anlamazsınız da. Susma. Duyarsınız, anlarsınız. Ama anlamamış gibi yaparsınız. Size bir tek soru sorayım. O herif ayaklanıp da var gücüyle bize saldırınca ne edeceğiz? Ha Mustafa? Ha? Eline bir bıçak al, git hastaneye. Vur kalbine, ha? Öldür o herifi. Tahir yapamadı, sen öldür. İki kardeş girin hapse, başka yolu var mı? O herif ayaklandığı gün kapımızda olacak. Niye anlamamışsınız bunu, ha? O zaman katil olma sırası kime gelecek? Ölme sırası kime gelecek? Ha ben bunu sorayım. Bunu bağırırım. Nefesim. Topla kendini. Yapma böyle. Saniye Hanım'ı bilmiyor musun? Öğrenemedim ben. Sabret. Bize düşen şimdi sabretmek. Sadece sabır. Hı? Yapma böyle. Ablam. Ben Yiğit'e sordum, yedim dedi ama ben karakoldayken bir şeyler yedirdim mi? Ben kuzularımı aç koyar mıyım hiç? Yiğit'im, söylemedin mi annene? Söyledim. Babam hapse mi girdi? Annem çıktı diye sevindim. Şimdi de babam girdi. Sabır. Sadece sabır. Tamam mı kuzum?